Cebrail Aleyhisselam cehennem ayetlerini getirmiş. Demiş mi ki Cebrail Aleyhisselam: "Ya Rabbi cehennem ayetlerini getiriyorum. Senin kulların bana küsecekler." dedi mi? Demedi. Peki dünyevi hadiseleri kim yapıyor? Hangi melek yapıyor? Mikail Aleyhisselam. "Ya Rabbi deprem yapıyorum, ateş yapıyorum, tsunami yapıyorum. Senin kulların bana küsecek." dedi mi? Demedi. Mesela hayatı belirli miktar yapıyorum. İsrafil Aleyhisselam yani kısa yaşantılı oluyor. Öyle hastalıklar, hastalıklar da oluyor. Harici değil, dahili hastalıklar, ömrü kısa. İsrail aleyhisselam işledi işte, mi? Ya Rab senin kullar benden küsecek. Azrail aleyhisselam ne dedi? Ya Rab senin kullarının ben dedi ruhunu kabz edeceğim zaman senin kullar benden küsecekler. Yani şey kıyas için demiyorum ama Azrail aleyhisselam bunu diyerek şefkatini göstermedi mi? E de o da demeseydi. Bana dedi ki Cenab-ı ruhunu al ben de alırım. Yani Azrail aleyhisselam böyle gadap falan zannediyorsa ama Baksana en şef, şefkatin abidesi gözüküyor. Şimdi en değerli şeyini sen kime teslim edersin? Bu saydıklarım üç tane içine. Gadap ayetini getiriyor. Ya Rab senin kullarım küsecek demiyor. Dünyevi bela, musibetler, depremler oluyor. Mikail Aleyhisselam kullanmana küsecek demiyor. Ya Rab ömürlerini kısa yapıyorum. Hastalık tepelerine bindiriyorum. İsrafil Aleyhisselam demiyor. E, Azail Aleyhisselam diyor ki Ya Rab onların ruhlarını alacağım. Bana küsecekler diyor. Şu şefkate bak. Gel de teslim olma. Zannediliyor ki Azrail Aleyhisselam insanı öldürüyor. İnsanın ruhunu öldürüyor zannediliyor. Oysa Azrail Aleyhisselam insanın ruhunu bedenden alıyor. Ruhu öldüren günahlardır, haksızlıklardır, zulümdür. İnsanın ruhunu öldüren yanlış yaşamaktır. Azrail Aleyhisselam ruhu öldürmez. Azail Aleyhisselam ruhu alır götürür. Ondan daha harika melek olur mu? Yol gösteriyor. Demiş. Tabii yol gösteriyor. Buyurun diyor. Buyurun efendim. Neyi alacak yani? Ruhu diyor ki buyurun efendim yol gösteriyor. Nereye gideceğiz biz? Çünkü ruh, ruh çıktı bir şeyden. Nereye gideceğim ya? Daha önce gitmedim ki bilmiyorum. Azayla yol gösteriyor. Buyurun diyor. Buraya Ali Merva diyor böyle beraberiz diyor. İnsan güveni, tanımadığı bir yolda eşlik güvenilir bir insan olması gerekmiyor mu?